Siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Sağlar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Evet, hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesinden yansımaları hem de Lütfü Savaş'ın açıklamalarını ekranlara getirdik. Siyasetin malzemesi haline getirmeyeceğiz diyor Lütfü Savaş. O zaman soralım, bu reaksiyon bize ne anlattı? Siyasetin malzemesi mi yoksa yurttaşın yaşadıklarının bir yansıması mı? Bu tablo bize ne anlatıyor ve Cuma günkü o toplantı öncesinde siz bugün nasıl yorumlarsınız bu durumu? Bilge Hanım, öncelikle 6 Şubat 2023'ü unutmamamız ve unutturmamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Nitekim dün bütün medya ve Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımızın tamamına yakını, yani vicdanı olan insanların tamamına yakını Hatay depreminde yaşananları, Kahramanmaraşlı merkezli de 11 ili kapsayan depremde yaşananları yeniden hatırladılar ve bugüne kadar bir yıl geçmesine karşın hiçbir hizmet yapılmadığını da kendi ağızlarından doğrudan anlattılar, bize dinledik. Ülkemizde bir iktidar var, ona değinmeden geçmek istemiyorum çünkü her şey bir tek kişide, partili bir cumhurbaşkanı. Hatay'da bir gün önce, yani 5 Şubat'ta, 6 Şubat'tan bir gün önce Hatay'a giderek Hatay garip kaldı. Çünkü yerel yönetimlerle merkez yönetimleri bir beraber olmaz, dayanışma içerisinde bulunmazsa, yani oy vermezseniz iktidara, merkezi hükümete garip kalırsınız, hizmet gitmez size dedi. Buna açıkça bir ihanet yapıldığının itirafıdır olarak kabul etmek gerekiyor. Nitekim 11 ilin 10'unda AKP'li belediye başkanları var. Bir tek Hatay'da yok ama 10 ilde de aynı şekilde hizmet yok. Yani bakarsanız bütün rakamlara, söylenenlere, o gün vaat edilenlere, 14 Mayıs seçimleri öncesinde söylenenlere bakarsanız bugün hiçbir şey yapılmadığını görürsünüz. Verilen sözlerin sadece Mimarlar Mühendisler Odaları'nın hazırlamış olduğu raporda %8'i gerçekleşmiş. Yani 100 şey söylemişler ancak 8'i gerçekleşmiş. Onlar da gıda falan ve benzeri şeyler. Yani konut konusunda da öyle. Hala mağarada yaşayan, çadırda yaşayan, tavlar altında yaşayan, kış geldi tekrar yaşayan Hataylılar. Sayın Sağlar, tam da o zaman siz bunu anlatırken ben yönetmenimden rica edeyim, az önce göstermiştik, bir kez daha gelsin ekranlara. Hatay böyle garip kaldı, nasıl garip kaldı onu anlatan bir veri Sözcü gazetesinde Erdoğan Süzer tek tek bunları hesaplıyor. O da gelsin ekranlara, verilen sözler hem şöyle bir deprem bölgesinin tamamına baktığımızda bakın nasıl tutulmamış, aynı zamanda bu tutulmayan sözler içerisinde dahi Hatay nasıl garip kalmış anlatan veriler. Bu da çok doğru. Bir yani anlamda, daha bununla evet. ilgili bu çalışmaları daha çok göreceğiz. Bakın tamamlanan yıkılan yıkım %0.5. Bakın Hatay'da hala yıkım, yani molozlar kaldırılmadı ve kimse söylemiyor. Haşerat bastı, fareler dolaşıyor göçük yerlerde, molozların arasında ve dolayısıyla salgın hastalıklar var. Kimse bundan haberdar değilmiş gibi davranıyor ama Hataylılar bunu biliyorlar. Hataylıların birçok kısmı da bizim Mersin'e geldikleri için oradan akrabalarıyla ilişkilerinden anlatıyorlar. Bunların hepsini sadece benim bildiğim değil, sizler de sağ olun, iyi ki varsınız, kamuya paylaşıyorsunuz, anlatıyorsunuz, haber alma hakkımızı veriyorsunuz bize. Ama garip kaldı diyen bir cumhurbaşkanının da tehditvari önümüzdeki yerel seçimlerde oy için, yani depremi, acıları, kayıpları kullanarak oy almak adına ağzına gelen her şeyi pervasızca söyleyebiliyor. Ve buna da dur diyen kimse de yok. O da ayrı bir mesele. Şimdi siz tabii hemen buradan şeye geldiniz. Yani ben bunu niye söylemek istedim? Çünkü tarihimizin en gerici işbirliğini oluşturan bir Cumhur İttifakı var karşımızda. Ve bunların Türkiye Cumhuriyeti'ne, layık, demokratik, çağdaş bir ülkeye duydukları hınç, hırs ve kin sonunda döküldü. Yani bundan daha acı bir olay olabilir mi? Deprem, insanlar kardeşlerini, annelerini, babalarını kaybetmişler. Çocuklar
kayıp mı yok bilemiyorsunuz. Sakatlara karşı herhangi bir tedbir alınmamış, devlet hiçbir şey yapmamış ve siz onlara diyorsunuz ki bize oy verirseniz size garip olmaktan kurtarırız. Hataylılar garip değil bir kere. Çok aydın, demokrat ve geleceğini çok iyi bilen insanlar. Unutmayacaklar hiçbir şeyi, unutturmayacaklar. Onu da biliyorum. Zaten unutmak yok diyorlar ve helalleşmek de yok diyorlar. Bu bir toplumun büyük bir çığlığıdır. Bundan ders çıkarmak gerekiyor. Sizden helalleşmeyeceğim diyor Hataylı. O kadar acı, içi acımış ki, o kadar yanmış ki helalleşmek istemiyorum sizden diyor. Unutmayacağım da diyor ve hesap da soracak. Onu da biliyorum. Hesap da 31 Mart'tan itibaren başlayacak. Bu da ayrı. Bunun farkına varmışlar. Ama tehditle sindirmek istiyorlar ve korkutmak istiyorlar. Şimdi gelelim Hatay'daki Cumhuriyet Halk Partisi'ne de tabii aynı tepki Lütfü Savaş'la ilgili adaylığını biraz evvel siz söylediniz. Partimizin yetkilileri, grup başkan vekilleri bunun parti meclisinde konuşulacağını söylüyorlar. Ama benim şahsi görüşüm şöyle. Ben burada bir yanlış olduğunu daha önce defalarca söylemiştim. Belediye başkanlarına yaptırdığınız kendileriyle ilgili kamuoyu araştırmalarının doğru netice vermeyeceğini hepimiz biliyoruz. Yani bunu daha önce de yapılmıştı. Kamuoyu araştırmalarından Lütfü Savaş Hatay'da yenilmez bir, yıkılmaz bir güç olarak görülüyor. Onun için oraya atadık dedi Sayın Özel, yani CHP Genel Başkanı. Ama öyle değil. İşte tepkileri gördük. Şimdi biz de demiştik ki baştan itibaren ön seçim Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir kültürüdür. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratlığının gösterisidir. Siz orada bir sandık koysaydınız, ön seçim yapsaydınız Lütfü Savaş'a bu yapılanlar o zaman yapılmazdı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yapılanlar yapılmazdı. Çünkü oradan bir başkası çıkacak. Buna benzer her yerde var. Siz yani bugün Hatay'ı gördük ama yarın Adana'yı, Mersin'i, başka illeri, Antalya'yı görseniz orada da aynı şeyler olacaktır mutlaka. Buradan iki şey çıkıyor. Bir, kamuoyu araştırmasıyla aday seçilmez, belirlenmez. Aday demokrat olduğunu iddia eden bir partide üyelerinin belirlemesiyle olur. Binlerce üyemiz var bizim. Hatay'da da binlerce üyemiz var. Zannediyorum 40 bine yakın üyesi var Hatay. Hatay en demokrat olan yerlerden bir tanesi. Yani ve sürekli sola, sosyal demokrasiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan bir il. Orada bir sandık koysaydınız zaten kararlarını gösterirlerdi size. Nasıl, kimi istediklerini belirlerlerdi ama bunu yapmadılar. Şimdi değiştirebilirler mi? Tabii bu kadar tepkiden sonra değiştirmesi gerekiyor. Ama Lütfü Savaş'ın açıklamalarına baktığınızda ve partideki yetkili arkadaşlarımızdan konuşmalarımda duyduklarıma göre yani birini değiştirirsek herkesi değiştirmemiz gerekir korkusu var. Çünkü hepsi de aynı yöntemle belirlendiği için yanlış yapıldığı ortaya çıkacaktır diye vatandaşın tepkisi görülmezden gelinemez. Vatandaşın tepkisi görmezden gelinemez dedi Gökhan Günaydın, grup başkan vekili. Ama arkasından dedi ki parti meclisi var, 60 kişi, onlar belirleyecek dedi. Gökhan Günaydın'ın parti meclisinde sadece bulunup konuşma hakkı var, oy verme hakkı yok grup başkan vekili olduğu için. Peki siz bunca yıl, sözünüzü kestim ama bunca yıl artık siyasette görev almış bir siyasetçi olarak da bu soruyu soruyorum elbette. Gazeteci ve yazar kimliğinizin ötesinde halka rağmen bir şey yapılabilir mi? Halka rağmen bir adım atılırsa o zaman bunun sonucu ne olur Sayın Sağlar? Bilge Hanım, halka rağmen bir şey yapamazsınız. Atatürk ne diyor? Cumhuriyeti ben halk ve akılla kurdum diyor. Dolayısıyla siz halk ve akılla hareket etmek zorundasınız. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti, Atatürk'ün önemli eserlerinden biri olduğunu ilan ettiği bir parti, halka danışmadan yani üyeleriyle karar vermeden söz ve karar hakkının üyelerde olduğunu kurultayda değerli Genel Başkan Özgür Özel namusu ve şerefi üzerinde yemin ederek adaylarımızı üyeler belirleyecek, ön seçimle, eğilim yoklamalarıyla belirleyecek demişti.
Ama işte gördüğünüz sonuç çıktı. Yani bakarsanız diğer illerde de benzeri olaylar olmuş olsaydı aynı tabloyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz fazlaydı. O nedenle aklımızı başımıza devşirmemiz gerekiyor. Ben başta niye bugünkü iktidarın ne olduğunu anlatmaya çalıştım? Türkiye'nin laik, demokratik, sosyal hukuk devletini yok eden partili bir cumhurbaşkanının tek adam olarak yargıyı yürütmeyi ve yasama organlarını ele geçirdiğini ve her şey onun istediği gibi olduğunu gördüğümüz, nitekim tehdit de eden, gülen de, okşayan da, hatta siz verdiniz biraz evvel elinin temizliğiyle yani ıslak trabzana takılmaması için insanların ve pervane olarak döndüğü Osmanlı padişahlarına bile yapılmayan bir ilişki ağ kurulduğu, bir korku ve bastırma, sindirme düzeni oluşturulduğu görülüyor. Ya verilen ihalelere bir bakın. Tekrar kapitülasyonların geldiğini görebiliyoruz. Siz her gün bunu söylüyorsunuz, ekonomide anlatıyorsunuz. Yani sonunda satır altında yeni bir kapitülasyonlarla karşı karşıyayız. Her şeyimiz bağımlı. Ekonomi çökmüş durumda. Bunların böyle iken Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme sisteminin yanlışlığı ortaya çıkıyor. Umarım ki halkın, Hataylıların talepleri doğrultusunda bir değişiklik yapar ve Hatay'ı en azından kurtarırız. Şimdi bir şey daha söylemek isterim. Can Atalay'ı hukuk devleti olmaktan çıkarma pahasına her türlü oyunu oynayarak, işte yani bir sürü danışmanlar, manışmanlar, hukukçu mu olup olmadıkları tartışılan insanların görüşleriyle Can Atalay'ın neden cezaevinden çıkarmadıklarını, milletvekili, halkın seçtiği bir milletvekili olarak görevini yapmasını engellediklerini bir kez daha anlıyoruz. Partili Cumhurbaşkanı'nın sözünden diyor ki merkezi hükümetle ters düşmeyeceksiniz. Can Atalay Hatay milletvekilidir. Siz niye onu seçtiniz? Ben de onu çıkarmıyorum işte, yakaladım diyor. Demeye getiriyor. Bu iddiayı yargı ya da Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herhalde sağduyuyla düşünen insanlar çözeceklerdir. Can Atalay'ın oyunlarla, hukuk oyunlarıyla ve hukuku yok sayarak, hukuk devleti olmayı yok sayarak milletvekilliğini elinden alınmasının altında yatan da aynı anlayıştır. Bu anlayışı itiraf edilmiştir ve bir ihanet söz konusudur tırnak içerisinde. Bu ihaneti gördük bir ülkenin, bir kentine, bir kentin hemşerilerine yapılanları hep birlikte gördük. Bundan ders çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Dilerim ki Cuma günü toplanacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi halkın tepkisini göz yummaz ve gereğini yapar. Bununla birlikte birçok yanlış yaptıklarını da düzeltir. Evet Sayın Sağlar, o zaman şunu da sorayım. Tabii bugün biz yayına başladığımızda gelen bir son dakika gelişmesiydi. Bir yandan da tabii yerel seçim deyince İstanbul'u ayrıca konuşmak gerekiyor. İstanbul'da nasıl bir yarış gerçekleşecek? Hep söylüyoruz, bu cümleyi kullanıyoruz. Muhalefet partilerinin, başta İyi Parti olmak üzere, muhalefete muhalefet ettikleri bir dönem içerisinde acaba DEM Parti ne yapacak? Başak Demirtaş aday gösterilecek mi sorusu bugün yanıt bulmuş oldu. Başak Demirtaş'ın yaptığı açıklamayla İstanbul'dan aday olmuyorum dedi Başak Demirtaş. Buna ilişkin değerlendirmenizi de almak isterim. Bu karar ve bu açıklama sizce İstanbul denklemini nasıl ve ne yönde değiştirecek, ne dersiniz? Yani tabii Demirtaş ailesi demokrat bir aile. Gereğini yapma noktasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Ama DEM Parti'nin İstanbul'la ilgili ne karar vereceğini doğrusu bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla 7-8 büyük şehir belediyesine aday çıkaracaklarını söylüyorlar. Neden hepsine değil, neden 7'de 8'ine? Onlar da ayrı bir şey. Geçen 2019 Türkiye'yi rahatlatan yerel seçimlerin o zamanki HDP'nin aday çıkarmaması neticesinde sosyal demokratların ya da işte toplumla ilişki kurabilen insanların oluşturdukları yönetimler iş başına gelmişti yerelde.
büyük şehirlerde. Yine aynı şeyler yapılmalı ve Türkiye'nin son çıkış noktası olan bu seçimi, 31 Mart seçimini de ciddi bir AKP'ye ders verilmeli düşüncesindeyim. O nedenle herkes üzerine düşen görevi yapacaktır. Bakın ben 14 Mayıs seçimlerini şöyle değerlendirmiştim. Her şey kötü. Tekrar aynı şeyler geldi. İşte Türkiye iflasa doğru götüren bir anlayış Türkiye yönetimi geldi. Ama bir şey oldu, iyi bir şey oldu 14 Mayıs'ta. Sol ve sağ, özellikle soldaki bütün siyasi partiler kendilerine geldiler. Güçlerini ortaya koydular, birleştiler ve bir tek adayın arkasında durdular. Başaramadı. Başaramamamızın nedeni bizlerden kaynaklanmıyor. Bilge Hanım, sizin birkaç programınızda da söylemiştim. Kimse oralı olmuyor. Biliyorsunuz 14 Mayıs seçimlerinde 9 milyon insan oy vermedi. 9 milyon. Şimdi nüfusumuz 85 milyon diye görünüyor. Bugün ilan edildi galiba ya da dün ilan edildi. 2022'de nüfusun artışı 7.1 iken 2023'te 1.1'e düşmüş nüfus artışı. Yani biz nüfusumuzu doğru dürüst bilmeyen bir ülkeyiz. En son evde sayım 2000 yılındaydı ve orada da hile yapıldığı söylenmişti. Onun üzerine devam eden bir anlayıştayız. Eğer nüfusunuzu bilmezseniz hastanenin neşterini, okulun tebeşirinin sayısını da bilmezsiniz. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunların hepsini niye soruyorum? 9 milyon insan var mı? Niye oy vermeye gelmediler? Bütün siyasi partiler bunu düşünmeli. Yoksa niye kayıtlı duruyor orada ve kim bunlar? Kim kaydetmişler? Ne amaçla kaydetmişler? Niçin gelmedikti? Niye? Ben daha önce varlıklarını öğrenmeliyiz diye düşünüyorum. Bu bence Türkiye için son derece önemli bir olaydır. Yani bütün hileler, sandık hileleri bu rakamların içerisinde gizlidir. Onu söylemekte yarar var. Defalarca da söylemeye devam edeceğim. Evet, çok çok önemli bir uyarı oldu. Aynı zamanda Sayın Sağlar diyor ki Başak Demirtaş'ın bu kararı kadar DEM Parti'nin ne karar vereceği de önemli olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ediyoruz. Evet, siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar bu bölümde bizlerle birlikteydi. Hem Lütfü Savaş'ın adaylığı geri çekilecek mi CHP yönetimi tarafından, hem de Başak Demirtaş'ın kararı İstanbul denklemini nasıl değiştirecek, tüm bunları konuştuk ve devam edelim. İstanbul demişken o zaman tam da bu noktadan sürdürelim yayınımızı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni döneminde başkan adayı Ekrem İmamoğlu kampanyasına başlıyor artık. O seçim kampanyası, seçim yarışı önümüzdeki günlerde